De kanepeçeleri, eski kanepeçeleri biliyorsunuz sarıyorlar. Şimdi biz onu yapacağız kısacası. Bu normal zemin kumaşım. Şu da aplike yapacağım kumaş diyelim. Mesela. İlk önce ayağı şöyle bir takalım. Şu da aplike yapacağım kumaş. Eğer mesela kanepeçe deseni olsa onun etrafına gidecektim ama ben şimdi bunu işte üzerine bir şey çizebilirim. Şekil değil mi? Mesela kelebek işte. Bir şeyler. Onları takip edebilirim. Ben de şimdi burada kendi becerime göre o sarmayla alt numaralı zikzağı seçiyorum. Genişliğini düşürüyorum. Geniş sarma istemiyorum. Dar istiyorum. Onun için şöyle 2 milime falan düşüreceğim. Sıklığını ayarlayacağım. Şöyle bir manuel bakıyorum. Benim için yeterli mi bu ayar? Evet, yeterli. Eğer bunu da ayarlamışsam, şeklim varsa onu takip ederim. Ben şimdi kendi becerime göre. Bakın ne kadar rahat gönderiyorum, biliyor musunuz? Ayaktan dolayı mı? Ayaktan. Önü açık. Şeffaf ayak. Mesela kanepeçe, şimdi dantel sardığımı düşünün. Bu aynı ayakla, mesela burada iğne batık pozisyonumuz kullanalım. Aynı ayakla kordon sarma da yapabiliyorsunuz. Çünkü altında oluğu var. Bakın mesela kordonum şu. Burada da zikzağı 2 milime çıkarıyorum. Bakın iğne batık pozisyondayken şöyle kordonumu geçiriyorum. Altındaki oluğa zaten alacak o. Deniyorum. Bundan sonra devam ederken bu defa kordonumla devam ediyorum. Tabii benim bu kumaşı tutturmam gerekiyordu. Buna göre, şuna göre. Sonra ne yapıyorsunuz? Velev sarmayla yaptığımız için dibinden de kessem hiçbir şekilde atma olmuyor. Çünkü velev sarmayla yaptım. Yani zikzakla. Şu kordon şurada kalsın, siz de görürsünüz. Ha, daha temiz olsun istiyorsanız ilk önce düz dikişle giderseniz ya da daha dar bir zikzakla keserseniz sonra üzerinden sarma yapabilirsiniz gibi. Onu da bu ayakla yapıyoruz.